Arkadaşlar videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Bundan sonra her gün ilk yorum atan 10 kişiye kalp atacağım. Bu yüzden bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Fakir, yürü gidiyoruz. Bugün idam edileceksin. Hakim Bey'in verdiği kararla bugün seni idam edeceğiz. Hakim Bey, hala kararınız kesin değil mi? Fakiri idam ediyoruz bugün. Aynen öyle. Bundan sonra geriye dönüş yok. Fakir bugün idam edilecek. Bu yaptıkları yetti ya artık. Dışarıda rahat durmuyor, hapise atıyoruz. Hapiste rahat durmuyor, artık yeter. Bıktırdın fakir herkesi kendinden. Aynen öyle fakir. Gardiyan, sen de burada dur. Hapishanedekiler dışarı çıkmaya çalışmasın. Tamam, merak etme. Ben buradayım. Siz gidin şu fakiri idam edin. Ben de bıktım artık. Tamamdır. Fakir, takip et beni, gidiyoruz. Hakim Bey, siz de gelecek misiniz? Ben de geliyorum sizinle, merak etmeyin. Fakirin idam edilişini ben de izleyeceğim. Tamam Hakim Bey, gidelim öyleyse. Hadi fakir gel. Seni hapishanenin bahçesinde idam edeceğiz. Çabuk fakir, hızlı ol. İşte burası hapishanenin bahçesi, gel fakir gel. Hakim Bey, izniniz olursa ben hemen buraya fakiri idam etmek için dar ağacı kurduracağım. Tamam polis bey, hızlı ol. Fakirle ben burada baş başa kalacağım. Ona da birkaç tane soru soracağım. Tamam hakim bey, siz de dikkatli olun. Bu fakirin ne yapacağı belli olmaz. Hiç merak etme sen, fakir bana hiçbir şey yapamaz. Tamam hakim bey, ben hemen gidip geliyorum. Yetti artık bu fakirin yaptıkları ya, yetti. Bugün seni idam edeceğiz fakir. Polis bey, polis bey, siz de dışarı hakim beyin yanına gidin. Fakirin hakim beye ne yapacağı belli olmaz. Ben de dar ağacını kurmaya gidiyorum. Şimdi dar ağacını gidip almam lazım. Şu ileride bir yerdeydi. Çabuk çabuk çabuk. En son başka birisini idam etmiştik. Onu idam ettikten sonra orada bıraktık dar ağacını. Hemen gidip şunu alayım. Arda oğlum, baban 3 gündür hapishanede. Bizim ise elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yeter artık. Babanı hapishaneden çıkartmamız lazım. Kim bilir şu anda ne zorluklar çekiyordur fakir ya. Fakir, seni kurtaracağım kocacığım. Her ne olursa olsun bugün onu çıkartacağız. Tamam mı Arda? Anneciğim tamam tamam da nasıl çıkartacağız? Hiçbir şey yapamıyoruz ki. Zengin amcamın evine girmeye çalıştık kamera kayıtlarını almak için. İşe yaramadı. Etrafta başka kamera kaydı da yok. Ne yapacağız anneciğim, ne yapacağız? Arda merak etme oğlum. Babanı bugün hapishaneden kaçıracağız. Anladın mı beni? Kaçıracağız oğlum babanı. Ve farklı bir şehre gideceğiz artık. Orada yaşayacağız. Anneciğim, biz bunu başaramayız, çok tehlikeli olur. Hapishane çok güvenli. Bir sürü de koruma var yanlarında. Bir sürü polis var. Nasıl kaçıracağız anneciğim, ben çok korkuyorum. Ya biz babamı kaçıramazsak ve bizi de yakalarlarsa? O zaman ne olacak? Arda korkmana gerek yok oğlum. Gideceğiz ve babanı çıkartacağız. Hadi gel oğlum, gidiyoruz. Geliyorum fakir, geliyorum. Kurtaracağım seni. Gel Arda. Arda, ilk önce kendimize silah bulmamız lazım. Eğer ki çatışmamız gerekirse hiç acımadan polislerle savaşacağız, tamam mı oğlum? Anneciğim ben bunu yapamam. Hayır anneciğim, kusura bakma, ben bunu yapamam. Bir polisle nasıl savaşayım ya? Onlar daha iyi silah kullanıyorlar. Arda, baban mı daha önemli yoksa onlar mı? Anneciğim bilmiyorum anneciğim. Çok korkuyorum. Tamam Arda, gel gel. Sen de haklısın oğlum, daha çok küçüksün. Daha önceden böyle bir şey görmedin. Ama bunu yapmak zorundayız. Şimdi bir silahı nereden bulacağız biz, nereden? Şuna baksana. Zengin ve korumaları da orada. Evden biraz bile uzaklaşmıyorlar ki. Zengin, bu yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceksin. Nereden bulacağız biz silahı oğlum? Bildiğin bir yer var mı? Anneciğim, benim bildiğim yer neresi olsun ki? Benim silahla ne işim olur? Ben ufacık çocuğum, daha 5 yaşındayım ya. Ne yapayım ben silahı? Tamam oğlum tamam, sakin ol. Korkmana hiç gerek yok. Bulacağız oğlum silah, bulacağız. Aramaya devam edelim. Acaba şu arabanın içinde var mıdır? Şu arabaya çaktırmadan bakayım. Dur oğlum burada. Arabanın içinde yok gibi. Şöyle arka tarafına bakayım. Burada da yok. Yok. Arabanın içinde silah yok. Neyse, aramaya devam edelim oğlum. Belki silah satan birilerini buluruz. Anneciğim,
Silah satan birilerini bulsak bile bizim paramız yok ki, nasıl alacağız? Borç yaparız oğlum. Borçlu alırız, belki kabul ederler. Evet, işte dar ağacı burada. Fakire asacağımız ağaç burada. En son burada başka birisini asmıştık. Ve bunu burada bırakmıştık. Hemen şunu şuradan alayım. Evet, fakire asmak için götüreceğim. Fakir, bugün senin işin bitecek. Bitecek fakir. Öleceksin. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin artık. Hemen hakimin yanına götüreyim. Fakir kaçmaya falan çalışabilir. Sonunda ölecek. Son şanslarını kullanabilir. Ama hiçbir yere kaçamazsın fakir. Cehennemin dibine de gitsen seni bulurum ve idam ederim. Neyse, az kaldı polis karakoluna. Daha hızlı olmam lazım. Çabuk çabuk. Olamaz. Arda, duydun mu oğlum? Babanı asacaklar. Olamaz. Fakiri asmaya götürüyorlar. Buradaki ağacı aldılar. Babanı asacaklar oğlum. Ne yapacağız şimdi? Oğlum, acilen silah bulmamız lazım. Babanı asmadan önce onları silah bulmamız lazım. Anneciğim, babamı kaybetmek istemiyorum. Babam ölürse bize kim babalık yapacak? Kim eve para getirecek? Anne, ne olursun babam ölmesin, ne olursun. Onu çok özlerim ben. Arda, öyle bir şey olmayacak oğlum. Babanı asarken onu kurtaracağız, merak etme. Gel oğlum, gel. Çabuk. Silah bulmamız lazım. Keşke komşumuz falan olsaydı. Ondan silah alırdık. Ama hiç kimse bizi sevmiyor fakir olduğumuz için. Hiç kimse. Babam da öldü. Babam ölmeseydi belki de o bize yardım edebilirdi. Ama Abuzettin babam da öldü. Artık bize yardım edecek kimse yok. Gel Arda, gel. İşte şuradaki binaya girebiliriz. Fakirin anlattığına göre burası önceden hırsız diye birisine aitmiş. Bir sürü koruması varmış. Belki de bu binadan silah bulabiliriz. Bir sürü koruması olduğuna göre belki de korumalara silah falan düşürmüş olabilir. Hemen şu binaya girelim. Silah arayalım. İlla ki bir şeyler buluruz. Gel oğlum, gel. Şuralara bakalım biraz. Burada bir şey yok. Akşam dolmaya başladı. Olamaz. Güneş batmadan hemen fakirin yanına ulaşmamız lazım. İşte burada bir sandık var. Bu sandık boş. Hayır, olamaz fakir. Yetişeceğim kocacığım, merak etme. Bulacağım bir silah. Burası da boş. Gel oğlum, gel çabuk. İşte burada bir sürü sandık var. İlla bunların birisinden çıkar. Yok yok yok, hiçbirisinde yok. He, burada bir silah var. İşte silah buldum. 3 tane de mermi buldum. Arda, silah bulduk oğlum. Babanı kurtarmaya gidebiliriz. Güneş de battı, olamaz. Arda, çabuk oğlum, çabuk. Daha önceden de hiç silah kullanmadım. Nasıl kullanacağım ben bunu? Neyse, kocam için her şeyi yaparım. Çabuk Arda oğlum, gidiyoruz. Acilen babanı kurtarmamız lazım. Yoksa bunlar babanı idam edecekler. Fakir suçsuz yere ölecek ya. Hırsızlık yapmadığı halde hapise girdi. Şimdi de idam ediyorlar. Koş oğlum, koş. Acilen yetişmemiz lazım. Geliyorum fakir, hiç merak etme. Kurtaracağım seni kocacığım. İşte polis karakolu orada. Öleceksin fakir bugün. Kimse seni kurtaramayacak. Dar ağacını da getirdim. Bugün seni asacağız fakir. İdam edeceğiz. Hakim bey, ben geldim hakim bey. Dar ağacını da getirdim. Tamam, güzel. Şimdi şuraya koy dar ağacını. Sonra fakiri idam edeceğiz. Emredersiniz hakim bey. İşte dar ağacı hazır. Fakir, ölmeye hazır mısın? Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin demiştim sana. Hakim beyin kararı ile bugün öleceksin fakir. Ne olursunuz bırakın beni. Yalvarırım. Kimse yok mu? Yardım edin bana. Fakir, kimse senin sesini duyamaz. Duysalar bile kimse sana yardım edemez. Biz polisiz ve kimse bize karışamaz. Şimdi şöyle geç fakir, işimizi uzatma. Ben öldükten sonra çocuklarıma, karıma iyi bakın, olur mu? Onlar beni çok özleyecek. Benim öldüğümü duyduklarında o kadar çok üzülecekler ki. Ama yapacak bir şey olmayacak. Ve benim de suçsuz olduğumu unutmayın. Ben suçsuzum. Beni boş yere idam edeceksiniz. İşte geçtim.
Artık idam edebilirsiniz beni. Ben de kurtulayım, siz de kurtulun. Hadi bitirin artık şu işi. Sıkıldım artık. Fakir, idam edilmeden önce söyleyeceğin son bir kelime var mı? Ya da bizden istediğin bir şey? Sizden istediğim tek şey artık güçlüler değil, haklılar kazansın ve adalet yerini bulsun. Artık bunu istiyorum. Sakın kıpırdamayın ve silahlarınızı yere atın. Yoksa sizi mermi manyağı yaparım ve fakiri hemen çözün. Doğru söylüyor, annem yapar. Arda sessiz ol oğlum. Hadi fakir.